Merhaba Teknoloji Yok takipçileri. Ben Osman Tufan. Bugün oyuncuların kafasındaki önemli bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. 2020'de Xbox One alınır mı? Oyun dünyası açısından önemli bir yıl olacak. Neden? Çünkü bu sene sonunda yeni nesil konsollar raflardaki yerini almış olacak. Yeni nesil konsollardan kastımız ne? Biliyorsunuz Sony ve Microsoft uzun zamandır yeni nesil konsolları üzerinde çalışıyor. Hatta Microsoft kısa bir süre önce Xbox One'ın bir sonraki neslini, yani yeni nesil dediğimiz versiyonunu tanıtmıştı. Bu konsol Series X ismiyle tanıtılmıştı ama bu konsolun daha sonra yalnızca Xbox ismini taşıyacağı söylenildi. Peki, asıl soru şu. Yeni nesil konsolların arifesinde, yani 2020'nin sonunda yeni nesil konsollar satışa sunulacakken mağazadan gidip Xbox One S alınır mı? Bu şu anda pek çok oyunseverin kafasını kurcalıyor. Peki neden kurcalıyor? Çünkü Xbox One S'in fiyatı şu anda oldukça makul seviyelere inmiş durumda. Şöyle diyebiliriz, bu konsol belki ilk çıktığında bile bu kadar ucuz değildi. Bu elimde görmüş olduğunuz Xbox One S'in All Digital versiyonu. Peki All Digital ne demek? Sadece dijital oyunlar oynatıyor. Yani siz gidip bu konsola kutulu bir oyun satın alamazsınız. Dolayısıyla Microsoft'un oyun dükkanından aldığınız oyunları dijital olarak tamamen oynayabilirsiniz. Peki bu bize bir dezavantaj sunuyor mu? Kesinlikle hayır. Çünkü Microsoft'un bu nesildeki en önemli silahlarından birisi de Game Pass'ti. Game Pass neydi? Aylık belli bir ücret ödüyorduk. Bu ücret karşılığında 100'ün üzerinde oyunu kütüphaneden konsolumuza indirip oynayabiliyorduk. İşin güzel yanı, eğer Game Pass üyeliğiniz yoksa, daha önce bu sisteme hiç kayıt olmadıysanız sadece 6 lira gibi bir fiyatla aylık aboneliğinizi başlatıyorsunuz. Bir ay boyunca 100'ün üzerinde oyunu konsolunuza indirip oynayabiliyorsunuz. Peki bunun yerine alternatif bir bilgisayar almak isteseniz kaç para vermeniz gerekli? Şöyle düşünelim, şu anda oyun bilgisayarı almak için elinizdeki bütçe en az 5.000 ila 6.000 lira olması lazım. Ve bu bütçeye aldığınız oyunun seneye bir oyunu çalıştırma ihtimali de biraz düşük olabilir. Neden? Çünkü dediğimiz gibi 2020 sonunda yeni nesil konsollar raflardaki yerini almış olacak. Şu ana kadar çıkan oyunlar 2013 yılında bu konsolların teknolojisine göre üretiliyordu. Ama bundan sonra çıkacak oyunlar yeni nesil konsolların o güçlü yapısından etkilenecek. Dolayısıyla bugün aldığınız bir oyun bilgisayarı seneye çıkan yeni nesil konsol için üretilmiş bir oyunu oynatmayabilir, kaldırmayabilir. Peki Xbox One X, Xbox One S bunları kaldırabilecek mi? Hemen cevaplayalım, evet. Çünkü Microsoft geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dediler ki bizim yeni nesil konsolumuz için çıkan oyunlar ilk birkaç yıl eski nesil, yani şu anda hala satışta olan Xbox One S tarafından da Xbox One X tarafından da desteklenecek. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim ki Xbox Series X çıktı ve Microsoft bunun için özel bir Forza oyunu yayınladı. Bu aynı zamanda Xbox One S ve Xbox One X'te de çalışacak. Microsoft bunun garantisini bize şu anda vermiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Siz bu konsolu aldığınız zaman bu konsola en az 3 yıl, 4 yıl daha oyun çıkacak. Ve bu konsolun fiyatı alınmak için gerçekten çok uygun. Şu anda piyasaya baktığınız zaman 1500 liraya alabileceğiniz herhangi bir oyun konsolu bulunmuyor. Belki ikinci elde bulabilirsiniz. Fakat sıfır olarak 1500 liraya bir konsol bulmanız çok zor. Her şeyi geçelim. İşin bilgisayar tarafına baktığımızda 1500 liraya oyun çalıştırabilecek bir bilgisayar almanız bile çok zor. Dilerseniz fiyatlara bakabilirsiniz. 1500 liraya bir oyun bilgisayarı almak istiyorsanız sadece ekran kartını ancak alabilirsiniz. Diğer parçalar için de ayrı bir bütçe oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla toparlamamız gerekirse 2020'de Xbox One S alınır mı sorusunun cevabı kesinlikle evet diyebiliriz. Peki ben yüksek çözünürlükte oynamak istiyorum diyenler ne yapacak? Onlar için de Xbox One X'i önerebiliriz arkadaşlar. Zaten yeni nesil konsollardaki en önemli özelliklerden bir tanesi 4K ve 8K'yı destekliyor olması.
Fakat dürüst olmak gerekirse şu anda pek çoğumuzun evinde 8K'lık bir televizyon yok. Dolayısıyla siz yeni nesil bir konsol aldığınız zaman bu size 8K'lık bir çözünürlük sunsa da bunu 8K'lık bir televizyonunuz olmadığı için hissedemeyeceksiniz. 4K'lık bir televizyonunuz varsa bunu zaten hali hazırda Xbox One X'te size sunuyor. Dolayısıyla yeni nesil konsoldan alacağınız randımanla şu anda hali hazırda satışta olan Xbox One X'ten alacağınız randıman arasında çok önemli bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Peki ben bu ürünü nerede deneyebilirim? Onun da cevabını hemen size verelim. Malum konsolu önce denemeden almak istemeyebilirsiniz. Bunun için MediaMarkt mağazalarında oyun köşeleri mevcut. Buraya gelip oturup oyunları deneyimleyebilirsiniz. Farklı oyunları oynayabilirsiniz. Ve en önemlisi de bu gamepad'in elinize ne derece uyumlu olup olmadığına bakabilirsiniz. Sonuçta şimdiye kadar farklı bir konsolda oyun oynayabilirsiniz. Dolayısıyla gamepad elime uyacak mı, uymayacak mı, alışacak mıyım, alışamayacak mıyım gibi sorulara da cevap bulabilirsiniz. Az önce de belirttiğimiz üzere konsolun fiyatı 1600 Türk lirası civarında. Şu anda hali hazırda Xbox One S'in All Digital versiyonu, bakın burayı özellikle belirtiyorum, All Digital versiyonu indirimle MediaMarkt mağazalarında 1600 Türk lirasından satılıyor. Az önce de belirttiğimiz üzere Xbox One S All Digital versiyonunun tek farkı içerisinde bir CD sürücüsü, DVD, Blu-ray sürücüsü bulunmaması. Bu oyunları sadece dijital olarak indirip oynamanızı sağlıyor. Zaten günümüzde oyunların dijital olarak daha çok ağırlıklı satın alındığını biliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere 2020 yılında Xbox One S alınır mı sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Sizin de bu konuyla ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa bu videonun altına yorum yaparak bizimle iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi diğer sosyal ağlardan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.